Ateş her zamanki durduğu yerde çalışma arkadaşıyla birlikte yarışın başlamasını bekliyor. Ancak garip bir şekilde arkadaşıyla yer değiştirmek istiyor. Bu normal bir durum değil. Beraber çalıştığım kameramanımız benimle beraberdi. Ki bana bütün bu işi öğreten adam da odur. Hani Salih sağ olsun. Diyafram ne, enstantane ne, açı ne, nereden bakacağın, nereden çekeceğin. Çok saygı duyduğum bir adam. Benim o gün unutmadığım, Salih'in de bana çok sonra söylediği, ben ilk defa Salih'in işine karışmışım. Demişim ki sen oradan çek, ben buradan çekeceğim. Kendi yanındaki kameramana sen karşıya git, o köşeden daha iyi çekersin diye bir uyarıda bulunmuş. Yani belki Salih şanslıydı. Salih olsaydı belki araba ona çarpacaktı. Arkadaşına buradan çekimin daha rahat yapılabileceğini söyleyen Ateş, onu ikna ediyor ve yerini değiştiriyor. Ardından otomobil viraja gelmeden önce kamerasının son ayarlarını yapıyor. Son iki dakika. Bugün de her şey normal. Güneş tam olması gereken yerde ısıtıyor yüzümüzü. Rüzgar tam yönüne esiyor. Hafif uçuruyor saçlarımızı. Gördüğünüz güzellikler tam da bugün olması gerektiği gibi. Tele lens kullanıyordum. Çok yakındım hani lensle otomobile. İnanılmaz fotoğraflar çektim benim hatırladığım. Çünkü otomobil yoldan çıktı, böyle iki tekerleğe kalktı. Fakat sonra otomobili kaybettim. Ne kadar bana yakınlaştığını anlayamadım. Kaçmaya çalıştığım anda da zaten artık kaza olmuştu. Ben yere düşmüştüm, otomobil o işte yükseltiye çarpıp benim üstüme düşmüştü. Ve benim bel kısmım otomobil ve taş arasında kalmış. Ondan da kasıktan 3 alter damarım ve ana damarım kopmuş.